gencin biri dedi ki hocam dedi tut ki varsayım dedi. İnceledim araştırdım dümdüz gittim. Yani bir ihtimal dedi yanlış geldi bana. Dedim ki inkar edeceksin. Ben de sana varsayım olarak cevap veriyorum. Ama hakikati bunun Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği şeklindedir. Yüce Allah اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah güzel davranan kimselerin karşılığını ziyan etmez. Adam ben hakkı öğreneceğim, çaba göstereceğim, doğruysa doğru diyeceğim. Beni yaradan kudret, bana bunu öğrenmek için nefes aldıran kudret beni arada zayi etmez. Ya Rabbi beni zayi etmezsin değil mi diye bir yandan da dua ederek onun zulmetmeyeceğine emin ve güvenerek. Bir anlatımla bitiriyorum. Vaktinizi çok aldım biliyorum. bir muhtedi kadın diyor ki bir tane Müslümanla bir dönem bir ahbaplığım oldu. Yani onların kendi anlayışları üzere. Bizim Müslüman da öyle çok şey değil yani o da öylesine yani. Böyle münasebetleri olmuş. Fakat konusu geçince din mevzunu açılınca tabi günlerce oturuyorsunuz kalkıyorsunuz bir günde hayatın merkezinde olan konudur din açılıyor. Senin dinin ne demiş? Bizimki ben de Müslümanlık demiş yani. E, neyiniz var? Valla bizde işte demiş yani Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği elçisi var. O bize Cenab-ı Hakk'ın kitabını getirdi, bunu uyguladı böyle. Ama ben yapamıyorum. Ben çok şey demiyorum ama yani böyle bir şey. Yani peki bana verebilir misin bir inceleyeyim? Ben din konusunda bayağı ilgiliyimdir. Kiliseye devam ederim. Yani böyle bir genç hanımefendi diyor bir yandan da diyor şeye de devam ediyorum yani kilise aksatmıyorum, Hatta e, yani bazı derslere de katılıyorum, derslerde de yapıyorum. Verdi bana Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Okudum, 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 ilerliyorum. Aramızda bir irtibat oluştu. Beğeniyorum. Güzel. Fakat sonra kendime dedim ki benim gidişatım iyi değil. Ben başka bir dinin üstelik batıl diye bildiğim bir dinin kitabını okumaya devam ediyorum. Be be beğeni beğeni de oluşuyor bende. Bunu ben bizim bir papaza sorayım yani bu gidişat iyi değil. Sordum papaza dedim ki o da güvendiğim bir kimseydi hakikaten insanlığına. Ondan sonra yani başkalarına olan diğer kamlığına dürüstlüğüne. Sanmayın ki böyle papazlar yok çok. Yani bir insan e, hem insani olarak çok iyi ama batıl üzere olamaz mı? Alası olur. Yani şu dalaylamayı falan gidin okuyun mesela. Bakın bu dallamaya, pardon dalaylamaya. Görün bakın hümanizmin dibine vurmuş durumdalar yani. Anlattım dedim ki ben böyle böyle bir durumdayım. Okuyorum yani merakım. Ama hani bir sakıncası var mı dedim. O da dedi ki bir sakıncası yok. Biz yani açık bir toplumuz, biz üstün toplumuz, biz hakkın yani Hristiyanlığın peşindeyiz. Dolayısıyla batıl şeyleri bilmenin de bir zararı ziyanı yok. Ama dedi, önce böyle giriyor topa, güven veriyor. Ama dedi ben de senin gibi bir ara okumak istemiştim dedi. İşin bir duygusal tarafı var onu da sana söyleyeyim dedi. Neymiş o? Ben dedi Tunus'ta mı Misyoner olarak gitmiş. Bunların bir dönem böyle görevleri çıkıyor, git falanca yerde. Misyonerlik yapıyorlar. Tunus'ta gittiğim yıllarda, o zaman orada kalırken, ben de meraktan alıp okumuştum. Fakat okumaya başladığım günlerde, rüyamda Rab, Mesih'i gördüm. Onlar da mes Mesih, Rab biliyorsunuz. Böyle bana pek şeyli değildi yani. Baktım ifadesi biraz soğuk. Dedim ki niçin yani bana böyle ifadeniz soğuk, biraz mesafelisiniz? Dedi sen böyle batıl şeylerle ilgilenmeye başlamışsın. Hemen bıraktım. Böyle bir tecrübem var yoksa tabii ki okuyabilirsin. Dedim ki ben de hemen bırakayım yani Rab Mesih'i kızdırmak, gönüllendirmek hiç olacak şey değil ya. Merakımı da yenerim, sorun değil bıraktım diyor. Bıraktım, okumuyorum. Zaman geçiyor, zaman geçiyor ama zaman geçiyor. İçimdeki şu düşünceyle yenişemiyorum. Rab, benim bir şeyi öğrenmemden eğer o şey batılsa zaten batıl olduğunu göreceğim. İyice bakışım keskin olacak. Ve elimdeki hakkın da daha fazla farkına varacağım. Buna niçin gücenir? Buna gücenmemeli. Bizimki nasıl rüya görmüş ya? Yani? Yok rüyaymış dedim en sonunda ve içimdeki bu düşünceye değer verdim. Rabbin hakikatin peşinde olan bir kimseye sırf araştırması, incelemesi dolayısıyla gücenmemesi gerektiği kanaati. Baskın geldi. Kurtuldum o onun bana verdiği o şey mesajdan. Ne denir ona? Hani mesaj içine giydirilerek veriyor ya. Subliminal. subliminal mesaj. Ben gördüm rüya öyle böyle ama sen bilirsin. Ve okumaya devam ettim. Ettim, 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 O ara bu arada o çocukla hiç irtibat falan kalmadı artık. Geçici bir hevesti. Ve en sonunda öyle bir noktaya geldim ki Hristiyanlık aslında Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Resulü Hz Mesih ile gönderdiği tıpkı İslam gibi bir tevhid inancı iken bugünkü haliyle yozlaştırılmış ve batıl insan fıtratına uygun düşmeyen saçma bir şeye dönüştürülmüş Allah'ın son gönderdiği elçisi de salat ve selam üzerine olsun Allah'ın Resulü ve getirdiği bu din hak bu artık böyle gözümün önünde apaçık oldu. Fakat benim bunu ikrar etmekle etmemek arasında bir eşlik var. Onu başarmaya çalışıyorum. Günler geçiyor. O günlerdeki duygularını şöyle anlatıyor. Bazen diyor oturuyorum şöyle, düşünüyorum kafamda. NASA gözümün önüne geliyor, oradaki alimler geliyor, felek ilmini yapan kimseler. Kendi kendime diyorum ki, ya sen zavallı üniversite mezunu bir tane kadınsın. Yani sen şimdi dersen ki eşhedü en la ilahe illallah diyeceksin ki yani ey NASA'dakiler, ey Amerikan toplumu, ey dünyaya önderlik eden bilim ve teknolojide hepiniz ya yanılıyorsunuz. Vallahi yanılıyorsunuz. Ben doğruyu gördüm. Bu bana saçma geliyordu. Ve hemen geri adım atıyordum yani. Bir yerde yanlış yapıyorum. Çünkü eğer bu doğruysa o zaman bu kadar adam yani NASA'dakiler, işte fizikçiler, kimyacılar, profesörler, üstelik bunlar dünyada en iyi bilimi üreten kimseler. Bunlar işte Amerikan Kongresi'ndeki o bilgeler vesaire. Onlar böyle gözümün önüne gelince kendimi aptalca bir kumar oynamak üzereyken yakalamış gibi hissediyordum ve vazgeçiyordum. Dönüp sonra tekrar okuyorum. Yani ben mi yanlış? Şimdi bu anlatılan hikayede farkındalık ile dış dünya arasındaki kabul arasında bir insanın sıkışmasından bahsediyoruz. Sizce hangisi galip gelebilir? Bir insanın hakkı bellediğinde tek kalsa bile kendi belleyişine güvenecek kadar olabilir mi? Herkese hayır diyecek kadar olabilir mi? Hak bellediğin yolda yalnız bile kalsan yürü diyen yürümesini gerektiğini söyleyen ve hak bellemediği hiçbir yola bütün dünya önüne önder olsa adım atmasını haram kılan Allah Azze ve Celle fıtratımızın ayarına bu denli güvenmemizi istiyor. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ De ki o Allah'a hamd olsun. سَيُّرِيكُمْ اَيَاتِهِ Merak etmeyin size ayetlerini gösterecek. فَتَعْرِفُونَهَا Ve siz farkına varacaksınız. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِنْ لِلْعَب۪يدٍ Senin Rabbin kullarına edecek bir kimse değil. Onlara böyle yolu fark ederek, aklederek, görerek yürü deyip gaza getirip sonra fark edemeyince çoğu düşünce onları dinlerini inkar etmiş, hakkı inkar etmiş toplayıp böyle onları kıs kıs gülerek cehenneme dolduracak. وَمَا <laughs> رَبُّكَ bizallamin lil Dolayısıyla Allah azze ve celle'nin verdiği fıtrata önce hamd edecek. Gözünüz, elimiz, ayağımız ne kadar orijinalse fıtratınız, o benliğiniz, akleden yanınız, cevheriniz de o kadar mükemmel ve orijinaldir. Ona güvenip Allah'ın indirdiklerinin hakikatine, elçisinin getirdiklerinin hakikatine ve güzelliklerine kana kana doya doya girişmek, öğrenmek, çaba ve gayret ile günlük değil bir ömür sürecek ve Allah Azze ve Celle'ye dönünceye kadar yakinin ardında sahi edecek, çaba gösterecek. Bunun için yaratıldık. Ama ben bu çabayı, gayreti ve hayatı hakkın ardında harcayacak bir kimse değilim. Benim vaktim kıymetli, mal kazanacağım, para kazanacağım, dünyanın lezzetlerini kovalayacağım dersek işte o ikinci yanımız. Bir yanımız böyle, diğer yanımız böyle. Bazılarımız da uyanık. Onlar diyorlar ki doğruyu uzaktan yapalım ama hayatımızı batılın içerisinde yaşayalım. Çifte kazanalım. Cenab-ı Hak da diyor ki قُلْ هَلْ نَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالَ De ki ben size çifte ziyan edenleri söyleyeyim mi? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında koşturmaları boşa gitti. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ Sanıyorlardı ki en iyisini biz yapıyoruz. Hem dünya hem ahiret. اَقُولُ ve هَذَا ve اللّٰهَ الْعَظ